Evet, yine bir olaylı AVM, yine bir yakalanma. Biz bebek odalarında alıştık böyle şeylere. Aynen ama... Aynen de o AVM. Tamam şimdi öyle mi? Evet. Tamam, fiyatları yükselir en azından. Çünkü yani yakalanan, yani bu onure ediliyor. 20 bin liraya çıkarken 120 bin liraya çıkıyor. Kaşeleri. Böyle bir ülke olabilir mi? Ya, ama bunların pek yani, o işlerde, o taraklarda bezi yok. Yani ironi yapıyorum. Ahu Yatu ve Can Tursan sonunda artık yakalandık. Biliyorsun ama veriyor muyuz? Hadi. Ahu Yatu ve Can Tursan birlikteliği kesinleşti. Daha önce defalarca kameralara yakalanan Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yatu ve Hande Subaş'ın eski eşi Can Tursan bir AVM'de görüntülendi. Muhabirimizi fark eden ikili fena panikledi. Can Tursan sessiz adımlarla Yatu'yu yalnız bıraktı. Ahu Yatu Can Tursan sorularını geçiştirdi. Neden cevap vermedi? Beraber geldiğinizi gördüm ben. Öyle mi? Evet. Cem Yılmaz da oğulları Kemal için verdikleri nafaka davası hakkında ne cevap verdi? Bununla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Magazin dünyasının en çok konuştuğu ikililerden biriydi onlar. Cem Yılmaz ve Ahu Yatu. Ünlüler dünyasının çapkın komedyeni Cem Yılmaz, Cansu Dere birlikteliğini olaylı bir şekilde bitirmiş. İhanet iddialarıyla birlikte Ahu Yatu'yla dünya evine girmişti. Oğulları Kemal dünyaya geldikten sonra ünlü ikili flaş bir şekilde boşanma kararı aldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz boşanmanın ardından Ahu Yatu'ya her ay 10 bin dolar ödedi. Ve böyle de devam etti. Ancak değişen dolar kuru Cem Yılmaz cebini yavaş yavaş yaktı. Sonunda canına tak etti. Cem Yılmaz nafaka indirimi için geçtiğimiz yıl mahkemeye başvurdu. Yaklaşık 150 bin Türk lirası ödediği nafakanın 40 bin Türk lirası olması için istekte bulundu. Mahkeme geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı. Yılmaz'ın isteğini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirasında karar kıldı. Başladı mı okul? Kararın ardından Ahu Yatu bir AVM'de görüntülendi. Ama yalnız değil. Daha önce yine görüntülendiği ancak sadece arkadaşız, yanlış bir şey yazmayın dediği Hande Subaş'ın eski eşi Can Tursan'la. Can Tursan muhabirimizi fark etmesiyle birlikte hemen ünlü oyuncuyu bırakıp sessiz adımlarla uzaklaşırken... Ahu Yatu muhabirimizin net sorularıyla karşı karşıya kaldı. Can Bey nereye gitti Ahu Hanım? Ahu Hanım merhabalar. Nasılsınız? Biz de neredeyiz, teşekkürler. Can Bey bir uzaklaştı bizi görünce ama panik oldu. Birlikteliğini sorduğumuzda ise ünlü oyuncu telefonuna sarıldı. Ya ne zaman başladı bu birliktelik, biz merak ediyoruz. Detaylara hiç hakim değiliz. Ağzından laf almak çok zor Ahu Yatu'nun. Peki diğer önemli konu, Cem Yılmaz yaşadığı nafaka davası için neler söyleyecek? Dava devam ediyor. Ahu Hanım, nafakayı da soralım. Geçtiğimiz günlerde dava görüldü. Evet. Aldığınız nafaka düştü. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Allah'ım, dava süreci devam ediyor. Konuşamıyorum. Bitmedi mi hala? Konuşamıyorum maalesef. Süreç devam ediyor. Ahu Yatu da sessiz sedasız, boşanttan sonra sessiz sedasız aşk hayatına devam edenlerden değil mi? Onun da tabii hayatında ama birileri o da, oluyor. Valla Ahu bana göre çok klas kaldı ve klas davrandı. Hiç öyle hani sokaklara düşüp bilmem ne olmadı. Ahu da güzel gidiyor. O da güzel ayrılanlardan. Evet. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum aslında. Yani ben bu Ahu Yatu'yu çok yani bilmiyorum. Anlamlandıramıyorum kendi hislerimde, söyleyecek böyle bir şey bulamıyorum. Ama yani hani kötü yaşamıyor hani ayrıldıktan sonra. Yok yok, o şey sonra değil yani. Mesela geçmiyor mu sana? Davan mesela bir Aydın Ay'a ödediği nafakayı azaltmaya gitti. Evet. Çünkü dolar yükseldiği Cem, için. Haklı olarak. Şimdi onu soruyorlar, hala devam ediyor mahkeme diyor. Yani hala ona yetinmiyor. Hani demek istiyor ki yani o indirildi gibi gözükse de daha devam ediyor. Daha sonuçlanmadı demek. Daha bir senelik bir evlilik. Bir buçuk senelik mi bir evlilik? Daha fazlasını neyi bekliyor? Bilemiyorum. Zaten Cem'in evlerinde oturuyorlar. Zaten Cem çocuğuna bakıyor. Zaten ayrıca da böyle bir nafaka veriyor. Daha fazlasını, çünkü Cem de şu anda her daim çalışmıyor ki. Aynen adam öyle. Yılda bir kere çalışıyor. Stand-up'a gidiyor, bilmem ne gidiyor. Yani
Çok normal bir şekilde. Fazlası da yani tabii ki burası için söylemiyorum ama çoğu da açgözlüğe giriyor. Doğru söylüyor. Yani. Çünkü bir senelik bir evlilik ya da iki senelik olsun da yani eğer ki yıllarını çocuğa... Yıllarını vermiş değil. Evet. Yıllarını vermiş olmadığı gibi Cem'in burada olmuş olmasına bir eş olarak hani bazıları mesela sıfırdan gelen adamlar var. Yokluklarında da yanındalar. 20 sene onlarla beraberler. 20 sonra sapıtıyorlar gidiyorlar. Bir tane sırf genç diye birisinin oluyorlar. O kadın onu içerlesin. Tazminatını da alsın, aylık nafakasını tabii da alsın ama... Tabii çünkü bütün gençliğini vermiş. Yani seninle beraber sana katkı sağlamış, katmış bir kadın. Yıllarını senin yanında harcamış. O alsın da, hani sen 1,5 senede nafakayı beğenmiyorsan o senin açgözlüğün gibi geliyor bana. Kusura bakma zaten çünkü tabii, onun evinde oturuyorsun. Zaten hani... Eğer ki bunların hepsi gerçekse, eğer ki evinde oturuyorsa, eğer ki çocuğa gerçekten Cem bakıyorsa tümüyle... Çocuğun yani üzerine yaptı evi... Nafakanın üstünden gitmiyorsa... Hayır, nafakanın üstünden gitmiyor. Cem oğluna bir tane ev aldı. Evi çocuğun üstüne yaptı. Annesinin çok de kullanım hakkı var. Çok güzel hakkı. Üzerine de nafaka alıyor. Zaten çocuğun bütün şeyleri onda. Ama sonuçta Cem Yılmaz ne kadar büyük paralar alsa da... baktığın zaman 365 günü çalışmıyor da. Evet. Yani. Hayır, bir de yani. Zaten çok zengin de olsa... Neden öyle bir yaptırım olsun? Çok zengin olsaydı yine de çok zengin de değil yani. Bugünkü şartlarda evet kazandılar bu paraları. Evet. Ama şu anda eskisi gibi en azından daha az işler. Evet. Bir de kendi de o tasarrufu yapıyor. Yasadaki kendi... bazı açıklar ne kadar bazı insanları istismar ediyor. Aynen öyle. Mısınız? Şimdi normalde çok mağdur kadın var. Yani tazminatını alamayan, çocuklarını ekmeğe muhtaç bırakan adamların yasalarından... Işte. Kimler faydalanıyor? Evet. İşte bu yasadaki açıklar yüzünden bu kadar avukat, bu kadar dans edebiliyor. Ama o zaman işte bu itibar olayında yani bu evliliklerde şeye bakmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani ne kadar sürüp boşandıklarına. Yani matematiğine. Biriyle, evet matematiğine. Matematiğine yani abicim. Yani iki yıla kadar evli kalmış insanların ayrıldıktan sonra 20 yıllık eşlerin aynı haklarına sahip olmamaları gerekiyor. Bu çok saçma bir şey. Yani ve de ünü yüzünden de cezalandırılmamaları gerekiyor. Ama şunu düşün. Demet Şener, İbrahim Kutluay evliliği bitti. Demet Şener tazminatı artırmaya belki gitti ya da işte tazminatı vermediği için hacize gitti, özür dilerim. Demet Şener'i işinden al. 20 yıl boyunca podyuma çıkartma. Tabii. Kadını tam rahata ereceği zaman aldat. Ondan sonra nafakayı da verme. Hayır şimdi bak Demet'e hak. İşte anladın mı? Aynı şey değil. Gitmiş. Evet. Ve en önemli Demet Şener olduğu zaman her şeyini her eline ayar. Tabii. Artı ben bir şey daha söyleyeceğim. Hadi adamlar, bir de adamlara tazminat davası açabiliyoruz. Niye bu kadınlara açamıyoruz? Bu açılabiliyordu, artık açılamıyor. Yani yuva zengin yıkan kadınlara mı? Hayır, yuva yıkan kadınlara. Ha. Yani bu kadınlara da bakın hani söylüyorum. Eskiden açılıyor muydu? Zaten hapis cezası vardı. Zina için diyorsun. Zina. Ya bu zinanın yani neyse yani çünkü yine açmayayım bu konuyu ama mutlaka bunlara bir yaptırım gelmesi lazım. Bu kadınların da bu kadar başkalarının evli adamların yuvalarını bu kadar kolayca yıkmalarına. Ha, adamlar da bu arada şunu da söylüyorlar. Tabii onlar da melek değil. Sahte boşanma belgeleri getiriyorlar. Yeni moda bu. Boşandım diyor ama diyor kadın diyor çocuklara var ya diyor yıllardır çocuklar üzülmesin diye gidip geliyorum diyor eve diyor mesela. Yani öyle söylüyor öyle dediğin zaman da adam sevginize inanıyorsun diyorsun ki bu boşanmış çocuklar da var diye aman diyor koltukta yatıyorum diyor tahammül edemiyorum kadını görmeye ama diyor çocuklar üzülmesin diye ne yapayım diyor gitmek zorundayım diyor şimdi. Bizim etrafımızda da var böyle arkadaşlarımız yapıyorlar yani hani ama ben de hani neyse. Çok şey vardı bu konuda. Bunun için ayrı bir program lazım. yani. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bunun bence matematiğine bakılmalı. Can Türsan'la nasıl diyorsun ilişki? Bu olur mu bir şeyler? Güzel. Daha önce biliyorsun Hande Subaşı ile evliydi. Hande Subaşı ile evliydi. Nasıl birisi o? Kim İyi yani? Bir çocuktu. Çok geziyormuş ama ben duydum. Eski benim de eski müşterilerimden. Ama sevmeyi çok iyi bir çocuktur. Görgülüdür. Yapım şirketlerinde üst düzey olarak çok çalıştı. Yapım şirketinde üst düzey ne demek? Yapımcı mıydı?
Yani işte yapımcılar gibi yani. Evet, aynen. Armağan Çağlayan gibi. Armağan'da çalışmadım ya. O yapımcı yok. Hayır ama yapımcı ondan şirketlerde önce yani. Ondan önce medya pumdaydı ya. Ne işe yaradı Armağan orada? Fatih Aksoy'un müdürüydü yani. Müdürdü. Evet. Programlar müdürüydü. Her şey o karar verirdi. Acaba hangi ya da şirket? Yapımcılardan biri. Bazen iç yapımcılar da oluyor ya. Ha. Büyük yapım şirketi. Yapım. Evet aynen öyle. Bence uzun süredir beraberler ve saklıyorlar. Ortalığa çok dökülmüyorlar. Niye ama burada da bir çekince hissediyorum ben bu ilişkide. Yani bu ilişkide bunlar birbirlerinin arkadaşları değil mi? Öyle bir şey mi vardı? Öyle belki, bir dedikodu mu vardı? Hayır, bir de... Hazal Subaşı'nın şeyi tanıdığını biliyoruz seni. Ahu'yla tanıştığını biliyoruz. Ama tanışmak ama... başka bir şey de arkadaşlar mıydı? Peki nafakaya zarar gelir mi? Öyle ya, bir madde yoksa yok, gelmez. Ne, onu, bana ne yani ben ayrılmışım. Tamam, yani nafakaya zarar gelse Cem doğru hayır, yolu bulamaz. Işte, hayır, tabii ki acaba? Ben bir ev veriyorsam bir kadına şunu da düşünmedim. Tabii, o erkeği o eve aldırma. Erkeği o eve alamazsınız kardeşim hiçbir şekilde. Benim babamın sana verdiği eve başka birisi giremez mesela. Ben çocuk olsam karşı çıkarım yani. Hani o yüzden de gidip ne yapıyorsanız dışarıda yapın. Bu arada 2021 yılında yine görüntülendiler. Yani bir yılda da devam eden bir aslında bir görüşme var. Yani. Yani gitsinler canım. Güzel. Bu tamam kadar o zaman sessiz sakin sessiz. Götürmeleri de güzel. Çok güzel. Hani hiç magazine ama yansımamak yani isteyerek. Ama zaten yani çok fazla magazinsel bir değeri yok yani Cem Yılmaz'la evliliğin dışında. Ama Cem Yılmaz da çok flash bir isim ya. Tamam yani Cem'le evli olmasaydı Ahu'ya Altun'dan bu kadar çok bahsetmeyecektik yani. Kötü kadın rollerini çok iyi oynadı. Ben onu bir dizide evet, gördüm çok yakıştı. Kesinlikle. Bence dizilerde iyi bir kötü kadın. Yani kötü kadın derken hani kötü anlamda söylemiyor anlamda söylemiyoruz ama çok iyi olacak. Onu kaldırmış. Aynen. Bana göre fena da değildi de oyunculuğu da. Bence oyunculuğa devam edebilir diye düşünüyorum ben. Yani peki, market gezmelerin dışında. Cem, Cem Yılmaz ne gezmesin? Market gezmeleri dışında. Cem Yılmaz bir dava açtı 2 yıl önce. Serenay'la havuzdaki görüntülerinin özel hayatı ihlal ettiğini düşündüğü bir dava açtı. Mahkemeden karar çıktı. Red. Ama çocuklar bahçe, kendi bahçesi özel alan değil mi? Bahçe yapmayın değil. Ya. Ne bu? Bahçe maalesef. Değil. Bahçe özel alan. Yani ama bahçesi değil mi? Kendi özel bahçesi. Öyle bir şey yok ya. Yanlış ya, bir karar. Yani... İtiraz etsinler ya. Ya ben kendi bahçemde de kusura bakma. Yani. Yani yine bak Tansu Çiller'i bugün çok aldım. Tansu Çiller'i. Tansu Çiller yazık kadın. O zaman başbakan. Ama bir şeyle değil ondan mi? Ondan sonra kendi havuzunu suyunu boşaltmış ki. Temizlensin bir şey bakımı temizlensin yapılsın. Temizlensin değil aşkım. Yani, içine girmiş. İçine girip biliyorum, güneşleniyor çekilmesin diye. Ama ne için diye. Boşaltmış? İşte boşaltmış. İçinde güneşleniyor kadın. Şimdi bir şey söyleyeceğim yani dışarıda yer yok da içeri dışı İşte güneşlenmesin diye yok. Ya bir şey söyleyeyim güneşlenmiş. Çekmesinler diye. Çekmesinler içine giriyor. Sırtını da havuza veriyor kadın arkasına ki dışarıdan çekebilme şeyle. Ya oradan da çektiler kadını. Şimdi kadının evi. Vay be ne günler vermiş bu başbakanın çekmişler. Şimdi şöyle bir karar çıktı. Bunu zaten bu emsali bize şey yaşattı. Şahan yaşattı. Emsal Doğan. Şahan. bu emsali. Şahan'ın şu görüntüsü taştı dışarı diye. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak bu evet. Bu bir magazin harikası. Bu balkon. Bunu kim çekmişse harika. Bu balkon. Kim çekmiş? Çok iyi değil mi? Bunu kim çekmişse çeken çocuk kör oldu diye. Vay bravo yani. Tabii muhteşem bir magazin haberi. Müthiş. Ama şimdi bu balkon. Balkondan taşan bir görüntü var. Tamam. Şimdi taşan görüntü zaten hiç ihlale girmiyor yani. Tabii. Hayır taş zaten bakama kekeme oldu. bu balkondan bu balkon bu şey taşı kardı bu. ya bu müthiş ya. Bu, müthiş ama size başka bir komik ay, bir şey söyleyeceğim. Ay kız buradan düşseydi ne olurdu ölürdü valla baksana. Ne, mutluluktan diye. Bir de Şahan da çok hafif ya. Yani düşebilme ihtimali de var. Şahan da ateşli bir şimdi şey. Biliyorsunuz Berrak Tüzün atar. Aman yarabbim. Berrak daha da ateşli gördüğü gibi. Berrak da ters sakla atıyor biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Kanunu daha da biraz açayım size. Balkonda balkonda eğer cam varsa ve çektiysen suç. İç sayılıyor. Cam yoksa çektiysen yani. Suç. Yani şöyle aslında ruhsat da verirken camla kapatırsan veriyorlar ya böyle. Yani o kadar saçma sapan. Yani bahçeyi bir de o bahçeyi ne yapacak camla mı kapatacaklar? Yani teknik olarak sizin dediğiniz
bir konu. Hayatım, şimdi ben bütün sanatçı arkadaşlarıma söyleyeyim. Yakında bir şeyler geliyor. Yakında avukat oluyorum ben. Keşke okusaymışım, çok iyi bir avukat olurmuşum da. %100. Şöyle, bahçelerinize ve arabalarınıza bir çakar koyuyorsunuz. Flaş patladığı anda veyahut çekildiği anda. O da mı patlıyor? O da patlıyor. O zaman kamerayı önlüyor. Evet, ama artık flaş patlamıyor biliyorsun ya. Niye? Artık akşamları çok ileri. Akşamları patlıyor. Bir tek ama o akşam o zaman geçer. Bir de zaten artık cep telefonuyla bile çekiyorlar. Evet, yani bir de çok iyi yani, kötü bir görüntüler. Bir de şey, Serem, de hep arabalı değiller ki. Yani evde nasıl da flaş patlatacak? Ama bahçende de kusura bakmayın. Evet, bahçem ve evimin kapısı ve sınırlarımın içerisinde çekilmek istemiyorum. Bir de şöyle bir şey, paralellik kurayım. Bir hırsız ya da herhangi bir sana tecavüz edecek ya da öldürecek kişi bahçenden içeri girdi mi sen onu öldürebilirsin biliyorsun. Tabii. Yani ve bu senin özel alanın oluyor. Yani. Bir canım. Yatak odası. Yani. Hayır canım. Hayır. Kendi al kapından içeri girdi mi onu öldürebilirsin. Haneye sana tecavüz zarar. Ya. Haneye tecavüz haneye bu. Tecavüz bu da haneye tecavüz. Evet. İşte ama mesela bu özel alana girmedi. Bence... Hayatım ama ben diyelim ki üstsüz güneşlenmek istiyorum ki bu benim yıllar önce başıma geldi. Üstsüz güneşlenmek, bikinimin üstsüz. Mecbur muyum? Ben evimin sınırı içerisinde çok istediğimi yaparım yani. Yok, ben sizin aynı yerdeyim ama mahkemenin kararını bir söyleyeyim. Bir gün bir baktım komşum çekiyor beni. Şeytanın avukatlığı. Komşum. Komşum tenzil eder mi yani? Komşum çekiyor beni. Ben döndüm bir baktım komşu beni çekiyor. Hayırdır dedim. Hiç öyle çekiyorum diyor. Hani şöyle çekiyorum diyor. Benim dedim lütfen siler misiniz? Yani böyle bir şey olur deseydin, mu? Deseydin benim bir resim var zaten 30 yıldır o dolaşıyor. Başka bir tane daha istemiyorum deseydin. En güzeli o deseydin. Onun üstüne çıkan olmadı. Yani o yüzden de ben üstsüz güneşlenmek istiyorsam güneşlenirim kendi bahçemde. Kendi evimin önündeki deniz kenarında. Yani ama bu görüntü de çekince enteresan olmuyor. Gerçekten. Şu. Bu olay ya. Şahane. Aşk fantezi bu. Taşmış. Balkon fantezisi var ya. Ya da berrak köştürmüş Şahane herhalde. Fakat Allah'tan demir parmaklıklar sağlam. Yani bir kırılsa kız gitti biliyor musun? Kafası aynı korku filmlerindeki gibi. Şahane direkt içeri atarlar. Bu kız vantuz. Bak. Recep İvedik vantuz. Ama şu anda tabii evlendi artık. Çok da eşini de çok seviyor. Aynen. Böyle kaça bak. En son hayatında böyle bekarken oldu. Bunu böyle light geçelim. Ya ben Şahan'ı çok seviyorum ya. Recep İvedik'ten dolayı çok seviyorum ama. Recep İvedik'i ben gerçekten var zannediyorum biliyor musun? Evet. O kadar yani doğru bir canlandırma ya. Bu kadar başarılı bir canlandırma. Ya değil mi? Her mahallede öyle bir karakter tabii, var gerçekten. Tabii. Yani Recep İvedik şimdi çekiliyor diye çok sabırsızlanıyorum yani. Başladı. Evet. Şimdi